Buse Aydın. Bu kadını artık tanımayan kalmamıştır arkadaşlar. Cinsellikle ilgili içerikler oluşturan, cinsel terapist adı altında bilgiler, tavsiyeler veren psikolog bir ablamız kendisi. Bazı söylemleri falan bayağı çarpıcı. Günümüzde bir kadın tarafından bu kadar detaylı, açık açık cinsellik anlatana pek rastlamadığımız için gündeme gelmesi, ünlenmesi haliyle çok çok normal. Bu yaptığı videolar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı ve tam tamına 550 bin TL para cezası aldı. Peki bu cezayı neden aldı? Gelin detaylarına birlikte bakalım arkadaşlar. Yaptığı videolarda kendisi cinsel terapist olmadığı halde cinsel terapist olarak tanıttığı için ve cinsel hastalıklar hakkında yönlendirme yaptığı için 550 bin TL para cezası almış arkadaşlar. Yani birinci neden sahip olmadığı ünvan yüzünden, ikinci neden ise hekim olmadığı halde hekim gibi tavsiyeler ve yönlendirmeler yaptığı için. Gerçi her iki neden de aynı oluyor arkadaşlar. İkisi de sahip olmadığı ünvan yüzünden. Ben şahsen ceza almasını yerinde ve doğru buluyorum. Sonuçta sahip olmadığın ünvana sahipmiş gibi göstermek bir nevi dolandırıcılık. Söylediklerinin yanlış ya da doğru olmasıyla hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Sahip olmadığın ünvana sahipmişsin gibi göstermek, bir de bunu toplum karşısında yapmak ciddi derecede tehlikelidir. Toplum önünde birileri bu gibi bilgiler veriyorsa kişinin kendisine değil arkadaşlar, ünvanına bakılır. O yüzden verilebilecek en ufak yanlış bilgiler çok ciddi durumlara yol açabilir. Bu kadın bilmiyor, bu kadın bir şeylerden anlamıyor falan demiyorum. Genel olarak bahsediyorum arkadaşlar. Fakat bu kadar yüklü miktarda para cezası alması gerekiyor muydu diye soracak olursanız bence ilk uyarı için gerekmezdi. Cidden miktar çok çok fazla geldi bana. Tabi kazanca entegre olarak da bir ceza kesilmiş de olabilir. Bunu bilmiyorum ama bana fazla geldi açıkçası. Biz alışkınız ülkece böyle şeylerin cezasız kalmasına. Böyle miktarlar görünce de şaşırdım doğrusu. Diploması olmayanlar bugün ülkenin yöneticileri olmuşlar. Bunlar onların yanında toz pembe kalır. Bu aldığı cezadan sonra kendisi de şöyle bir açıklama yapmış. Öncelikle psikolog olmamla alakalı bir problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep cinsel terapist olarak başlıyordum videolarıma. Ancak cinsel terapist diye bir ünvan olmadığı için cinsel danışmam dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu. İkinci ceza nedeni olarak da vajinimus, erken boşalma gibi hastalık kabul eden videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgiler vermemem gerekiyormuş. Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok. İçeriği değiştirdik. Komple yaptığım bir işte değişim olmadı. Ünvan değiştirdik sadece demiş arkadaşlar. Savunmasında dikkatimi çeken şu oldu. Türkiye'de başarı cezasız kalmaz demiş. Abla kusura bakma ama bu bir başarı değildir. Sahip olmadığın bir ünvana sahipmiş gibi davranmanın bir başarısı olamaz. İzlenmeniz, sevilmeniz, çok fazla tıklanma almanız falan bunlar başarı olabilir ama bu yapılan ünvan hatası başarı değildir kesinlikle. Tabi sadece senin ceza alman da haksızlık. Bir sürü sosyal medyada böyle insanlar var. Hatta bırakın sosyal medyayı, geleneksel tıp konferansında falan konuşma yapanlar mı dersiniz? Oho! Bir sürü böyle saçma sapan olaylar, kişiler var arkadaşlar. Buralara çok fazla girip deşmek istemiyorum. Ne demek istediğimi siz anlıyorsunuz. Bu aralar en ufak hatayı affetmiyorlar. Bir yerlerden bir şeyler yakalayıp para cezası kesiyorlar. Hayatımda ilk defa bu kadar çevirmeyle karşılaştım. Her yerde çevirme görüyorum ya. Bir sürü ceza kesiyorlar. Demek ki yukarılardan ciddi bir şekilde baskı var. Düşünün, Yüce Diyanet İşleri Başkanımızın bile A8 almasına izin vermediler. Konunun artık ne kadar ciddi olduğunu buradan anlamanız lazım. Neyse, çok da uzatmadan Buse Aydın'a çok geçmiş olsun diyorum. Bu cezada diğer arkadaşlara emsal olmuş olur en azından. Daha dikkatli davranmalarına sebep olabilir. Bu konuyu da burada noktalamış olalım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sonraki podcast'te görüşmek üzere dostlar.